Merhaba. Bu videomuzda biz sunuyu kaydetmeyi öğreneceğiz. Hazırladığınız sunumuzu daha sonra kullanmak için kaydetmeniz gerekir. Her defasında değil, bir kere kaydetmeniz de yeterlidir. Üzerine değişiklik yaparsanız eğer, zaten kapatırken üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydetmek istiyor musunuz diye uyarı verir. Oradan evet seçersiniz. Kaydet seçenekleri vardır. Buna ulaşmak için dosya sekmesine gelirsiniz. En altta seçenekler kısmı var. Buna tıklıyorum ve burada kaydet kısmı var. Geliyoruz. Belgelerin kaydedilme şeklini özelleştirin diyor. Dosyalarınızı bu biçimde kaydet kısmı var. Burada PowerPoint sunusu diye görüyoruz bakın. Tıklıyorum. Seçenekler var. Makro içirilebilen PowerPoint sunusu, PowerPoint sunusu yani 97 ve 2003 versiyon arası. Eğer bunu seçerseniz yeni versiyonlarda açamazsınız, onu söylüyorum. Yine aşağıda Open Document sunusu olarak var. PowerPoint sunusu şeklinde kalsın çünkü zaten hazırladığımız o. Bir altta otomatik kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı var. Yani burada her 10 dakikada bir otomatik olarak bilgileri kaydediyor PowerPoint hafızasına. Buradan arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Yine kaydetmeden kapatırsam otomatik kaydedilen son sürümü koru şekli var. Bunu da burada tiklik almasını öneririm. Çünkü son sürümü korumak için yapılmış bir seçenek. Yine kurtarma dosyası konumu bilgisayarınızda nereye kaydedeceği ve varsayılan dosya konumunun yerini burada görüyorsunuz. Buradan tamam diyerek çıkıyorum. Yine dosyaya geldiğimde kaydet ve gönder seçeneği var burada. Tıklıyorum. İki bölüm karşımıza geliyor. Bir kaydet ve gönder, bir de dosya türleri. Kaydet ve gönder kısmında e-posta olarak gönder, web'e kaydet, SharePoint, slide ve slaytları yayınla kısımları var. Yine burada kendi içinde seçenekleri var bunların. Bu şekilde. Altta dosya türleri var. Dosya türünü değiştir. PDF, XPS, video, sunu için CD paketli ve dinleyici notları oluştur. Bu kısımlardan daha sonra bahsedeceğiz. Dosya türlerini değiştir kısmında sunu var. PowerPoint sunu biçimini kullanır kısmı var. Burada bizim yani üzerinde çalıştığımız sunu. Bir yanda demin bahsettiğim 97-2003 sunusu var. Bunu kullanırsanız gelecek sürümlerde kullanma zorluğu yaşayabilirsiniz. Open Document sunusu var. Yine bunu seçerek de oluşturabilirsiniz. Şablon yeni başlangıç için PowerPoint gösterisi otomatik olarak slide şeklinde gösteriyor. Yine resim sunusu da her bir resmin olduğu sunuyu gösteriyor. Aşağıda resim dosyası türleri var. Resimlerin türleri olur bilirsiniz. JPEG ve PNG gibi. Buradan onları ayarlayabiliyorsunuz. Yine diğer dosya türlerinde de başka bir dosya türü olarak kaydet kısmı var. Buna tıkladığımızda farklı kaydet derseniz eğer karşınıza bir pencere geliyor. Buradan dosya adını değiştirebilirsiniz ve kayıt türünde birçok seçenek vardır. PowerPoint, PDF, XPS, PowerPoint şablonu yani demin gördüğümüz seçenekleri burada bulabilirsiniz ve bu şekilde farklı kaydedebilirsiniz yine. Buradan iptal diyerek çıkıyorum, kapatıyorum. Dediğim gibi dosyadan kaydet veya bu üzerinde çalıştığınız sunuyu farklı bir isimle kaydetmek istiyorsanız ya da farklı bir konuma kaydetmek istiyorsanız farklı kaydet de diyebilirsiniz. Son olarak klavyenizden Ctrl ve S tuşlarına aynı anda basarsanız da belgenizi kaydetmiş olursunuz.